Vay vay vay, şuna bak be. Baban Sucuklu Yumurta'nın kitabını yazdı kızım. Ha? Tamam. Al bakayım domates salçalı. Of. Allah. Oh, 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 oh. Mis mis. Koş koş koş. Soğuyor, koş. Tamam, ekmek. Al bakalım göm. Anlat bakalım. Sen prenses seçilince İlayda ne yaptı? Baba. Hı. Çıkmam çıkmam çatladı böyle. Gerçekten mi? Gerçekten. Onlar var ya, bir postada evde anasıyla beraber çatlamışlar. İlayda'nın anasının, onun prenses seçimini öğrendik bir yüz ifade ettiğine. Ne oldu, niye döndün? Öykü'ye bir şey söylemeye geldim. Aslı abla. Ne söyleyeceksin bana? Öykü, ben senin annenim. Seni almaya geldim. Ama benim annem öldü. Yok. Ölmedim işte, bak karşındayım. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyor değil mi? Hayır, doğru söylüyorum. Ben senin annenim.
Ne yaptın onu? Çocuğun annesini öğrenmeye hakkı var. Öyle mi konuştuk biz seninle? Öyle ya da böyle. Öğrendi işte. Öykü! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Rahat bırak çocuğu. Dur Cemil, bir dur. Öykü aç kapıyı. Ya bırak Sera. Ya bırak beni de bir. Öykü aç şu kapıyı dedim. Evet, kapıyı. Evet. Ne yapıyorsun sen? Rahat bırak. Dur Cemil, bir dur. Hasta mısın? Ne yapıyorsun? Hastayım, evet. Çekil. Ya bırak! Bırak! Cemil, bir dur. Kızlar mı diyorsun? Kızım hadi aç kapıyı. Kızım hadi. Bak gerekirse kırarım. Gelir yine de sana sarılırım. Hadi aç kapıyı babacığım. Niye yalan söyledin bana? Hani biz birbirimize söz vermiştik. Birbirimizi kandırmak yok demiştik. Yeni öğrendim ben. Yemin ediyorum, yeni öğrendim. Özür dilerim. Ben sadece seni korumaya çalıştım, özür dilerim. Elime yüzüme bulaştırdım, her şeyi biliyorum. Babacığım hadi aç kapıyı, hadi.
benim gerçekten annem mi? İstemiyorum onu. İnsandan almayacaktım. Hayır. Ama öyle dedi. Almaya geldim dedi. Alamayacak. Asla alamayacak. Peki eğer annemse? Neden daha önce gelmemiş? Bilmiyorum. Beni terk etmeyeceksin değil mi baba? Ben seni nasıl bırakayım? Kimse seni benden alamayacak. Duydun mu? Ben bırakamam ki kızım. Bırakmam ki kızım. Bırakmam. Kızım hadi. Hadi kalk. Öykü. Madem kalktın niye giymedin bunları? Öykü. Bak, çanta da yerlerde. Niye toplamıyorsun bunları? Resim dersin yok mu senin? Kızım. Öf. Öykü. Öykü. Baba, tamam. Öykü.
baba, geçti. Rüya gördüm sen. Geçti baba, baba. Bırakma beni. Niye bırakayım ben seni? Bırakma beni. Bırakma. Bırakma beni. Niye bırakayım? Niye bırakayım? Hiçbir şey yok. Tamam. Sakin ol. Ben buradayım. Sen ne gördün bakayım? Sen kötü rüya gördün. Ne gördün? Tamam. Ben buradayım. Tamam. Bırakma beni, tamam mı? Bırakma. Niye bırakayım ben seni baba? Baba. Ben seni niye bırakayım? Daha iyi misin? Geçti baba. Bitti. Sadece bir rüyaydı. Sen kötü rüya mı gördün? Akşam tiyatro provası var. Bence sen erkenden gelip bizi bekleme, tamam? Bugün prova mı var? Hı. Ha. Tam adamına söyledin. Uğur abin tam bir tiyatro aşığıdır. Gerçekten çok mu seviyorsun? Evet, geçen sefer de söyledim ya sana. Ben bayılırım tiyatroya. Tiyatro süper bir şeydir ya. Hatta ben bir keresinde böyle müsamerede ağaç olmuştum. Ağaç mı? Evet ağaç. Böyle durmuştu. Büyük oyuncudur. Karakozu, sana ıspanak yaptım bugün. Çok teşekkür ederim hacı anneciğim. Ya anacığım var ya, her gün sana vallahi zahmet oluyor. Ayol ne zahmeti. Ya ayol ne zahmeti ya, anam sevgisini katarak yapıyor oğlum. Yani baktı, benden yana torun ihtimali yok. Bütün şeyini Öykü'ye yükledi artık sevgisini. Terbiyesize bak neler konuşuyor. Ben senin de mürüvvetini göreceğim. Senin de bebelerle yemek yapacağım. Yapacağım anacığım, yapacağım inşallah tabii. Ha, şu konuştuğumuz iş unutma. Ne işiymiş o? Gel sen büyüklerin işine karışma. Ne işiymiş o? İş anacığım iş. Ha? Bizim işimiz, biz çalışmıyor muyuz? İşimiz var ya bizim. Ha. Yani işte faturaydı, irsaliyeydi, pariteydi. Parite ne lan? Parite. Ha parite. Hadi kalk, geç kalıyoruz. Kalk. Hadi geç kalıyoruz. Baba ya, okula. Çok yedim ben yana. Evet, yedin. Oh, ne güzel yedin işte bak. Hadi bakalım. Hadi, güle. Güle kara kuzum, yine geldin. Hadi giyiniz. Oh, canım. Hadi bakalım. Ya baba, ne olur koşturma, çok yedim zaten. Oh, işte ne güzel yedin. Baba, siz ne işler karıştırıyorsunuz gene Uğur abimle? Laflara bak yine. Sana ne işler karıştırıyoruz? Büyüklerin işlerine karışma demedim ben sana? Asu'yla mı ilgili? Yok canım, ne alakası var? Ha bak, neydi, yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, terli su içme. Tamam baba ya, of. Ya ne? Babayla ya diye konuşulmaz. Al bakayım şunu. Ha, dur önce şunu. Bu da vitaminin. Öğle yemeğinden bundan sonra içeceksin, tamam mı? Dur. Tamam mı güzel kızım benim? Tamam. Ben yapacağım. Hadi bakalım. Tamam. Koşturma. Tamam. Yavaş yavaş çık. Seyirciler acaba senin prenses olduğuna inanacaklar mı? Çok merak ediyorum. Bu yürüyüşle prensesten fazla kaplumbağaya benziyorsun. Acaba birileri kıskanıyor mu? Neyini kıskanıyorum seni? Sadece biraz prensese benzemen için uyarıyorum. Çok biliyorsun ama seçmelerde nasıl elendiğini hatırlatırım canım. Uğur abi, sen ne yapıyorsun burada? Uğur abi yok. Ben asistanım. Asistanım ben. Evet çocuklar, bundan sonra siz, ben ve sevgili Sevgi öğretmen hep beraber çalışacağız. Evet çocuklar, Uğur Bey tiyatroya çok ilgili ve deneyimli bir velimiz. Evet.
bize yardımcı olacak. Bundan sonra provalarımız da bizimle olacak. Aynen. Ezberler yapıldı mı? Evet öğretmenim. Ezber şart. Ezber şart. Bak ezber olmazsa olmaz. Bu işin ilk kuralı ezber. Unutmuyorsunuz tamam mı? Neymiş? Ezber olmazsa olmaz. Aferin çok güzel. Oturun yerinize şimdi. Tamam hadi. Yavaş yavaş başlayalım. Toparlanalım. Hadi. Öykücüm, İlayda'cığım gelin siz bakalım. Hatırlıyorsunuz değil mi sahneyi? Ezberleriniz de var. Evet. Hadi bakalım. Bana anne deme. Bana anne deme. Kraliçem diyeceksin. Şafşal kız. Peki kraliçem. Peki izninizle dışarı çıkabilir miyim? Çiçek toplamak istiyorum da. Nereye gidersen git. Bana ne? Tamam. Peki o zaman. Ben de birazcık çiçek toplamaya gideyim. Şimdi çıkıyorsun sen Öykücüğüm. İlaycığım sen de şimdi aynayı alıyorsun. Aynaya lafını söylüyorsun. Al bakalım aynayı. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden güzeli bu dünyada? Öğretmenim. Uğur Bey. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani şu an çok düştü. Oyun temposu düştü. Olmaz böyle. Yani Pamuk Prenses biraz daha kalsa içeride, onun böyle biraz daha üzüldüğünü görsek, kötü kalpli cadı böyle arkasından bakıp falan bir şey yapsa, anlatabiliyor muyum? Yani seyirciyi böyle kaldırsak, seyirci sever dramatik sahneyi. Düştüğü zaman izlemez yani, anlatabiliyor muyum? Kaldırmamız lazım sahneyi. Aslında doğru söylüyorsunuz yani, güzel fikir. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.